getirdi. Öğretmen ona öğütler verdi. Erçin okulu bitirdi. Öğretmen ona öğütler verdi. Bakalım Erçin ne yapacak? Kapıların arkasından ne çıkacak? Bakalım Erçin ne yapacak? Kapıların arkasından ne çıkacak? Öğretmen ona öğütler verdi. Erçin okulu bitirdi. Öğretmen ona öğütler verdi. Bakalım Erçin ne yapacak? Kapıların arkasından ne çıkacak? Bakalım Erçin ne yapacak? Kapıların arkasından ne çıkacak? Günaydın herkese. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın Atıl. Günaydın. Arkadaşlar bugün Atı, ben ve öğretmenim Erçin'e harika bir sürpriz hazırladık. Atıl, ben çok heyecanlıyım. Sakin ol, sakin. Tamam. Önce öğretmenimizi çağırmamız gerekiyor. Tamam, hadi bir an önce çağıralım. Hadi. Öğretmenim! Günaydın çocuklar. Günaydın. Bugün okulun son günü. Evet. Sizin de bildiğiniz gibi bizler Erçin'e bir sürpriz hazırlamış. Her şey hazır öğretmenim. Her şeyin hazır olmasına çok sevindim Atıl. Ses kaydımız falan hazır mı? Oho, ses kaydı, kostümler, hatta yazdığımız senaryolar bile hazır. Çok güzel o zaman çocuklar. Öğretmenim. Efendim Yudum. Kapıları beğendiniz mi? Birer terbiye setimi çekti. Kim yaptı bunları? Biz. İkiniz. Evet. Ellerinize sağlık çocuklar. Çok güzel olmuş. Ne oldu? Sessiz olun. Ne oldu? Erçin geliyor. Evet, ben bir ses duydum. Hadi saklanalım, saklanalım. Bugün okulun son günü. Hey! Burada benim okulum vardı. Ama şu anda yok. Ne oldu benim okulum ha? Erçin! Biri Erçin dedi. Hey! Kim o? Artık eski okulun yok Erçin. Eski okulum yok mu? Burası yeni okulun. Yeni okulun mu? Adı da Kapılar. Kapılar mı? Arkanda görmüş olduğun 4 tane kapı var. Evet. Özgüven kapısı. Bu. Çalışkanlık kapısı. Bu. Dostluk kapısı. Bu. Ve son olarak korku kapısı. Cesur bir çocuk ol ve bu kapıların hepsini aç Erçin. Peki, kapıları açarsam ne olacak ha, ne olacak? Onu biz de bilmiyoruz. Belki hayatın daha zor olacak. Daha zor. Ama belki de hayatın boyunca unutamayacağın güzelliklerle karşılaşacaksın. Hayır, ben hayatımın daha zor olmasını istemiyorum. Bu kapıları açmak da istemiyorum. Açmayacağım. Tercih senin Erçin. Kapıları açmazsan bize katılamazsın. Ama kapıları açarsan bize katılırsın. Gel bize, katıl bize. Gel bize, ay, katıl bize. Eyvah! Bir kişiler de şimdi çoğaldılar. Çok korkuyorum. Kapıları falan da açmak istemiyorum. Hemen gidip anneme haber vereceğim. Anne! Anneciğim, okulum değişmiş. Anne, kurtar beni, imdat! Anneciğim, imdat mı? Ay Erçin, nasıl da korkup kaçtı? İyi bir Erçin'in korkup kaçmaması gerekiyordu. Erçin'in bu kapıları açması gerekiyordu. Eyvah! Bütün planımız suya düşecek. Atıl! Atıl, neredesin arkadaşım? Atıl! Çabuk koş! Acil durun! Atıl! Acil durum diyorum. Koş diyorum. Sen mumya gibi geliyorsun. Oo! Erçin neden böyle yaptı ki? Neden açmadı kapıyı?
On Fertçin, on. Hiç iyi olmadı. Ne yapacağız şimdi? Aa, Ertin kapıları açmadı, hiç mi merak etmedin? Biz ona sürprizler hazırlamıştık. Hayatı çok daha güzel olacaktı. Biz ona sürprizler hazırlamıştık. Hayatı çok daha güzel olacaktı. Ama o kapıları açmadı. Acaba neden böyle yaptı? Ama o kapıları açmadı. Acaba neden böyle yaptı? Heyecandan böyle kalbimin sesini böyle gök yapıyordu. Ama şimdi Arçın gidince benim de heyecanım gitti. Dur. Üzülme hemen. Öğretmeni çağıralım, o bize yardım eder. İyi de öğretmenimiz ne yapabilecek ki? Arçın gitti. Öğretmenler bize her zaman yardım eder Yudu. Evet, tamam, hadi çağıralım. Öğretmenim! Öğretmenim! Çocuklar. Öğretmenim, gördünüz mü? Gördüm çocuklar. Her şeyi gördüm. Ve Erçin'e hiç yakıştıramadık. Benim bildiğim Erçin bu kapıları tek açar. Bence de. Yani Erçin beni de çok şaşırttı. Mesela bu sürprizi siz bana yapıyor olsaydınız, ben derdim ki ay bu kapılar da neymiş? Ay bu kapılar niye rengarenkmiş? Ay bu kapıların üstünde neden böyle yazılar yazıyor? Yani ben çok merak eden... Dur. Erçin geliyor. Erçin mi? Evet, sakladım. Hadi saklayalım. Gel buraya. Oyun arkası. Bebek gibi. Annem bana çok kızdı. Ne dedi biliyor musunuz? Neden o kapıları açmadın dedi. Belki kapıların arkasında öğreneceğin şeyler vardır. Orası senin yeni okulunmuş dedi. Arkadaşlar, siz benim yerimde olsaydınız eğer bu kapıları açar mıydınız? Açar. Gerçekten korkmadan açar mıydınız? Beni bir alkışlayın lütfen. Siz alkışlayınca kendime güvenim geldi. O zaman ben açayım bakalım bu kapıların arkasında ne varmış. İlk kapı özgüven kapısı. Bakalım arkasında ne var. Ay, çok heyecanlandım. Ne çıkacak acaba? Ben korktum. La 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 la. Aa, korkmama gerek yokmuş ki. Baksanıza arkasında çocuklar var. Kim acaba bunlar? Erçin! Burçuna telaşlanmış. Bunlar benim en sevdiğim arkadaşlarım, sınıf arkadaşlarım. Sınıf arkadaşım Atıl ve diğer sınıf arkadaşım Yudum. Çocuklar, ne yapıyorsunuz kapının arkasında? Yudum! Efendim Atıl? Baksana kim gelmiş. Ben geldim. Kim gelecek Atıl? Dünyanın en yeteneksiz, aynı zamanda da en beceriksiz arkadaşı. Erçin gelmiş. Yutum, sen bana yeteneksiz misin? Yeteneksizsin. Beceriksiz mi dedin? Beceriksizsin. Erçin, sen o kadar yeteneksiz bir çocuksun ki. Ben. Evet, daha bir takla bile atamıyorsun. Takla mı? Ay Yutum, ne kadar güzel bir şey söyledin arkadaşım. Erçin, sen de takla bile atamıyorsun. Herkes takla atıyor ama sen atamıyorsun. Ama ben en güzel takla atıyorum. Bakın. Oo. İşte böyle. Bak at bakalım. Tamam, ben senin kadar güzel takla atamıyorum ama çalışırsam atabilirim. Atamazsın. Erçin, sen o kadar beceriksiz bir çocuksun ki daha resim bile çizemiyorsun. Hayır. Bu doğru değil. Bir kere ben çok güzel resim yapıyorum. Ayrıca resim defterim var ve güzel resimlerle dolu. Hiç de bile güzel resim yok senin resim defterinde. Ben gördüm arkadaşlar. İnsan çizmeye çalışmış ama sanki uzaylı. Böyle olmuş. Yudum, ne atın? Siz şu anda benimle alayım. Öğretmenimiz bize ne dedi? Arkadaşlarınızla ve kimseyle alay etmeyin demedi mi? Bu yaptığınız çok yanlış bir davranış. Erçin, sen o kadar güçsüzsün ki. Ben mi? Şu kollarına bak. İncecik. Ama bir de bana bak, ben ne kadar güçlüyüm. Yudumu kaldırabiliyorum. Ne? Beni. Emre. Atıl çok güçlüsün dostum. Ben senin kadar güçlü olmayabilirim ama ben de çok güzel şiir okuyorum. Öğretmenimiz ne dedi? En güzel şiiri Erçin okuyor demedi mi? Erçin, şiiri herkes okur.
Önemli olan şiir okumak değil. Önemli olan benim gibi güçlü olabilmek. Aynı zamanda benim gibi güzel tatlı atabilmek. Aynı zamanda güzel resim çizebilmek. Yeteneksiz Erçin. Güçsüz Erçin. Yeter. Yeter artık. Benimle alay edemezsiniz. Öğretmenimiz ne dedi? Kimseyle alay etmeyin. Ama eğer birisi sizinle alay ederse asla ağlamayın. Onlara gereken cevabı verin dedi. Siz beni ağlatamayacaksınız. Çünkü ben kendime güveniyorum. Yetenekli olduğumun da farkındayım. Becerikli olduğumun da farkındayım. Benim kendime güvenim tam. Niye alkışlıyorsunuz şimdi? Ne oldu? Aferin Erçin. Ne? Arkadaşım, sana yakışan bir cevap verdin. Tam da senden bu cevabı bekliyordum. Dostum, kapın açıldı. Kapını sakın kapatma, tamam mı? Görüşürüz. Hoşça kal Erçin. Seni seviyoruz arkadaşım. Görüşürüz. Kapı açık. Hey. Bilerek yapmışlar. Benimle bilerek alay etmişler. Eğer onlara gereken cevabı veremeseydim, eğer ağlasaydım, özgüven kapım açılmayacaktı. Ama şimdi... Özgüven kapım açıldı çünkü kendime çok güveniyorum. O zaman bana kocaman alkışlar. Güvenirsen kendine başarırsın her şeyi. Haydi bakalım Erçin, hayatta başarılar sana. Evet arkadaşlar, hayatta başarılı olmak için kendine güvenmek kadar çalışkan olmak da önemlidir. Ve ben çok çalışkanımdır. Evde her zaman anneme babama yardım ederim. Ayrıca ödevlerimi de tam zamanında yaparım. O yüzden bu kapıyı açmak benim için çok kolay olacak. Bakalım arkasında hangi arkadaşım varmış. Eşek, ağlama eşek. Eşek, ağlama.
Ağlamayacaksın, ağlamamalısın. Ağla sen ağlayacağım. Oh, eşeği ağlattım. Eşeği ağlattım. Ağla eşek, ağla eşek. Eşeği ağlattım. Eşeği ağlattım. Şey, ne oldu arkadaşım? Neden ağlıyorsun? Ne oldu? Eşek, niye ağlıyorsun arkadaşım? Ama eşekciğim, bak böyle ağlarsan hiçbir şey hediye edemez. Öğretmenimiz bize ne diyor biliyor musunuz? Eğer ağlarsanız sadece kendinize zarar verirsiniz diyor. Oysa derdini bana anlatmalısınız. Sil bakayım şöyle gözyaşlarını. Anlat bakayım neler oluyor burada. Belki ben sana yardımcı olurum. Sorma arkadaşım. Bütün orman tembellik yapıyor. Bir tek ben çalışıyorum. Sabah kalkıyorum, ormandaki çöpleri topluyorum, meyve topluyorum. Bak şurada bir aslan var görüyor musun? Evet. O her zaman burada böyle uyur. Sonra da kalkar benim topladığım meyveleri benden önce yer. Bir dakika, bir dakika. Eğer yanlış anlamadıysan bu koca ormanda sadece sen çalışıyorsun. Evet. Bu aslan bütün gün tembellik yapıyor. Sonra uyanınca senin meyvelerini yiyor. Doğru mu anlamışım? Doğru. Peki sen ona neden meyvelerinden veriyorsun? Oh, nasıl vermeyeyim? O benim arkadaşım. Tabii ki yiyeceklerimi arkadaşlarımla paylaşacağım. Tabii ki arkadaşlarımızla her şeyi paylaşmalıyız ama sen ona iyilik yapmıyorsun ki. Olur mu canım öyle şey? Ona yiyecek veriyorum. Hayır, sen ona yiyecek vererek kötülük yapıyorsun. Hı? Tabii onu daha çok tembel diye alıştırıyorsun. Bak zaten aslan tembel. Hiçbir şey toplamıyor, tamam mı? Kalkınca da senin yiyeceklerini yiyor. Sonra yine yatıp uyuyor. Yine tembelliğe devam ediyor. Oysa ona yiyeceklerinden vermesen ne olur biliyor musun? Ne olur? Aç kalır ve kendi yemeğini kendisi toplar. Hiç böyle düşünmemiştim. Doğru söylüyorsun. Tamam tamam, bundan sonra ona asla yiyecek vermeyeceğim. Şey, senden bir şey isteyebilir miyim? Nedir? Birlikte meyve topluyordun mu? Sonra birlikte yeriz. Tamam olur tabii ki, bu benim için çok kolay. Belki bir sepetince var, bunun içine koyabiliriz. Gel bakalım. Kırmızı bir yeşil mi? Yeşil. Tamam, bu senin, bu da. Eyvah tamam. Aslan uyandı. Aslan uyandı, sakın verme ona, sakın. Tamam tamam, merak etme, vermeyeceğim, saklayacağım. Oy şey, günaydın. Meyveleri de toplamışsın. Hadi ver de yiyelim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Günaydın aslan kardeş. Önce bir günaydın diyelim birbirimize. Maalesef bu sabah eşek kardeş sana meyvelerinden veremeyecek. Sen de kimsin? Eşek bana meyvelerini verir. Hayır, maalesef vermeyecek. Benim adım Elçin. Bu ormana yeni geldim. Gördüm ki sen tembellik yapıyorsun. Sadece eşek kardeş çalışıyor. O yüzden de bu sabah meyveyi yemeyeceksin. Vooo! Sen nereden çıktın? Bu yıllardan beri böyle giden bir şey. Eşekler çalışır, aslanlar yer. Hayır efendim. Artık böyle gitmeyecek. Artık eşekler çalışıp aslanlar yemeyecek. Aslanlar yemek yemek istiyorlarsa kendileri çalışıp kazanacaklar. Elçin haklı. Bu düzen bundan sonra böyle gitmeyecek. Aa, eşek, bana meyvelerini ver yoksa seni ısırırım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sen kimseyi ısıramazsın. Şiddetle, zorbalıkla hiçbir yere varamazsın. Ayrıca eşeği ısırmaya kalkarsan Gülücük Anaokulu ve Çakıltaş Anaokulu olarak biz eşeği koruruz. Değil mi arkadaşlar? Aa, sizi meyvelerinize kalmadım. Kendi meyvemi kendim toplayabilirim. O zaman git de topla. Gördün mü bak? Ondan korkmadık. Şimdi ne yapıyor biliyor musun? Çalışmaya başlıyor. Bir Çin atasözü neler biliyor musun? Neler? Bana balık tutmayı öğret. Asla balık vermeden. Yani ne demek istemiş? Bak şimdi sen birisine balık verirsen günde bir tane balık verebilirsin. Ama balık tutmayı öğretirsen kendisi için her gün balık tutabilir. Şimdi biz ona balık tutmayı öğrettik. Yani çalışmayı öğrettik. Bak kendi meyvesini kendisi topladı. İnan bana şu anda dünyanın en güzel meyvesini yiyor. Bak soruyorum ben. Tamam tamam. Aslan kardeş. Evet. Hayatında ilk defa çalıştın. O meyvenin tadı nasıl sence? Hayatım dediğim en güzel meyve. Demek ki şey, topladığın meyvelerin hep en kötülerini veriyor. Hayır. Bir dakika, sana neden kötü meyve versin eşek canım? Neden kötü meyve versin? Sen onun sırtından geçindiğin için, hiç çaba sarf etmediğin için o meyvelerin tadını alamıyordun. Ama şimdi ne yaptın? Kendin çalışıp kendin kazandın ve dünyanın en güzel meyvesini topladın. Haklısın dostum. Bana çok iyi bir ders verdin. Bundan sonra kendi işlerimi kendim halledeceğim. Bravo. Ben de teşekkür ederim. Merak etme, bundan sonra kendimi asla kullandırmayacağım. Eşek, başkalarının sırtından geçinmesine asla izin verme. Ve aslan, artık lütfen tembelliği bırak ve çalışkan bir aslan ol. Söz veriyorum sana Erçin. Görüşürüz. Görüşürüz. Teşekkürler. Bize çok güzel bir ders verdin. Arkadaşlar, artık aslan çalışkan bir aslan oldu. Başardık. Dünyanın bütün çalışkanlarına kocaman bir alkış. Çalışkanlık önemlidir.
Çalışkanlık bize çok güç verir. Çalışkanlık önemlidir. Çalışkanlık bize çok güç verir. Çalışırsak çözeriz bütün sorunları. Çalışırsak mutlu yaşarız sonsuza kadar. Çalışalım, çalışalım, her zaman kazanalım. 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 Bu kapılar bir harikaymış. Çalışkanlık kapım da açıldı. Şimdi sırada dostluk ve arkadaşlık kapısı var. Bakalım arkasında hangi dostum varmış? Dostluk açınca bir tane. Miyav! Kedi mi o? Eyvah! Benim kedim olabilir. Yoksa evin kapısını açık mı bıraktın? Buraya kadar beni takip etti. Eyvah! Kedicik! Kedicik gel buraya! Gel kedisi! Gel benim güzel kedim! Bir dakika, bir dakika! Bu benim kedim değil ki! Sokak kedisi! Gel kedisi! Gel korkma, korkma! Gel! Gel bir şey yapmayacak! Gel! Gel pisi! Pisi pisi! Pisi pisi! Pisi pisi! Pisi pisi! Pisi pisi! Benden korkmana gerek yok! Ben hayvanları çok severim! Adım da Erçin! Senin adın ne? Miyav! Adın ne adın? Miyav, miyav. Ama sana adını soruyorum. Erçin. Adım miyav miyav. Adım miyav miyav mı? Miyav, miyav. Gerçekten mi? Gerçekten. Hayatımda ilk defa bu kadar komik bir kedi ismi duydum. Miyav miyav. Miyav miyav. Peki miyav miyav, sen niye böyle telaşlısın? Erçin. Onu gördün mü? Kim o? Yarın hallerden çıkabilir dostum. O kim o? Tıpkı bir gölge gibi beni takip ediyor. İyi de kim seni takip ediyor? Bir dakika durun, ne yapıyorsunuz? Bir dakika durun sakin. Ne yapıyorsunuz siz? Çekil oradan, yoksa seni ısırma. Erçin, seni ısıracakmış. Çekil oradan onun kafasına patya atayım. Bırak seni, seni soruyorum. Dur, ne yaptın? Her tarafını çizdik gelicik. Şimdi kızacağım ama ha! Ne kadar ayıp! Siz neden kavga ediyorsunuz bakayım? Neden ne? Çok komiksin Erçin! Dostum, sen uzaydan falan mı geldin yoksa? Yo, uzaydan gelmedim. Bu dünyadan geliyorum ve size bir soru soruyorum. Siz ikiniz neden kavga ediyorsunuz? Dostum, tüm dünya bilir ki kediler ve köpekler birbirine düşmandır. Hayır efendim, hayır değildir. Nereden çıkartıyorsunuz kedilerle köpeklerin birbirine düşman olduğunu? Mesela benim kedimle köpeğim var. Aynı evde yaşıyorlar. Bugüne kadar bir kere bile kavga ettiklerini görmedim. Tabii. Bakın size fotoğraflarını göstereyim. Fotoğraf onları mı? Çok sevdiğim için her zaman fotoğrafları cebimde taşırım. Bakın, bakın. Bu kedim, bu da köpeğim. Ne? Köpeğim titrek, kedim mitrek. Bakın, siz de bakın. İkisi bir arada. Çok tatlılar. Gördünüz mü? Kediyle köpek bir arada. Ve asla kavga etmiyorlar. Hatta birbirlerinin en iyi dostu, en iyi arkadaşı oldular. Bir dakika, bir dakika. O zaman sen hayvanları seviyorsun. O ne demek canım? Sadece ben değil ki bütün dünyadaki insanlar hayvanları sever, değil mi arkadaşlar? Hayır, hayır. Herkes sizin kadar duyarlı bir hayvan sever değil Erçin. Nasıl yani? Mesela bizim mahallemizde bir temizlik görevlisi amca var. Bobby ve beni ne zaman görse elinde çolu süpürgesiyle koş 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 kış 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 pıs 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 bir süpürgesiyle kovalıyor. Gerçekten mi? Doğru. Gerçekten. Doğru. Var var var. Peki nerede bu amca? Bilmiyoruz. Her an hayallerden çıkıyor. Koş koş koş. Koş koş koş. Koş koş koş. Amca bir dakika. Amca bir dakika, ne yapıyorsun sen öyle elinde süpürgeyle kovalıyorsun onları? Onlar sokak hayvanları. Amcacım sokak hayvanı olabilirler. Onların da bizimle yaşama hayatları var. Ben onlardan çok korkuyorum. Neden korkuyorsunuz? Bugüne kadar sizi hiç ısırdılar mı? Hiçbir zararlarını görmedim. O zaman niye korkuyorsunuz? Korkuyorum. Bakın şimdi, ben sizin korkunuzu yeneceğim. Bekleyin burada. Siz de korkmayın çocuklar, korkmayın. Bir şey yapamazsınız. Merak etmeyin, ben burada. Bakın şimdi. Amcacım, onlardan korkacağınıza, onları beslemeye çalışsanıza. Bakın mesela. Bu kemiği Bobby'ye verin. Bakın size ne yapacak. Biri ısırmasın. Isırmaz. Şöyle gelince havaya doğru atın, o havada kapar. Bobby gel bakalım, gel 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 gel. Ay bunca yıl boşu boşuna korkmuşum. Ne kadar da sevimliymiş. Evet amcacığım, boşuna korkmuşsunuz.
Onlardan korkacağımızı onları beslemeliyiz. Onlar bizim en yakın dostlarımız. Arkadaşlar, amca artık size zarar veremez. Tam tersine bundan sonra sizi besleyecek. Ama siz de hepimize bir söz verin. Bundan sonra asla kavga etmeyin, olur mu? Söz veriyoruz. Bundan sonra çok iyi anlaşacağız. Evet, teşekkürler Erçin. Görüşürüz. Arkadaşlar, kediyle köpeği barıştırdık da o temizlik görevlisi amca tıpkı benim öğretmenime benziyordu. Yok canım, öğretmenim olamaz herhalde. Neyse neyse, dostluk kapısını da açtık. O zaman hepimize kocaman bir alkış. Dostlarımızı sevelim, onları hep koruyalım. Dostlarımızı sevelim, onları hep koruyalım. Arkadaşsız kalmayalım, dostlarımıza sahip çıkalım. Arkadaşsız kalmayalım, hep birlikte eğlenelim. Arkadaşsız kalmayalım, dostlarımıza sahip çıkalım. Arkadaşsız kalmayalım, hep birlikte eğlenelim. Hep birlikte eğlenelim, hep birlikte eğlenelim. Arkadaşlar, geriye sadece bir tek kapı kaldı. Korku kapısı. Ay onu açmasak mı acaba? Açalım. Zaten bir açalım. Zaten öğretmenimiz bize hep ne diyor biliyor musunuz? Bir işi mutlaka tamamlayın diyor. Şimdi biz o kapıyı açmazsak işimizi yarım bırakmış olacağız. Ama bu bize yakışmaz. O zaman hiçbir şeyden korkmayacağım ve o korku kapısını açacağım. Bakalım arkasından ne çıkacak. Korkmuyorum arkadaşlar. Siz de korkmayın. Açıyorum. Ağlayan bir çocuk var. Niye ağlıyor acaba? Hey dostum, niye ağlıyorsun? Çünkü. Hayatımda görmeyin dedim çocuk. Hey arkadaşım, neden ağlıyorsun bakayım? Bir yaş daha büyümekten korkuyorum. Bir yaş daha büyümekten mi korkuyorsun? Evet. O ne demek o? Sınıfım değişecek. Değişince ne olacak? Ya yeni arkadaşlarım beni sevmezse? Of, bu çok saçma. Benim bugüne kadar kaç defa sınıfım değişti biliyor musun? Üç defa. Üçünde de yeni arkadaşlarım beni çok sevdi. Ha, söyle bakayım sen bana. Okula ilk başladığında ne hissetmiştin? Ağladım. Neden? Beni sevmeyeceklerini düşündüm. Peki sonra ne oldu? Çok sevdiler. İşte şimdi sınıfın değişince de aynı şey olacak. Yeni arkadaşların ve öğretmenin de seni çok sevecek. Tamam, tamam haklısın. Bir yaş daha büyümekten korkmuyorum ama karanlıktan korkuyorum. Karanlıktan mı? Evet. Ay, hayatımda duyduğum en saçma korku. Gel buraya. Burası aydınlık mı? Evet. Gel buraya, gel gel. Şuraya bak. Evet. Karanlık mı? Karanlık. En arkada mı? Karanlık. Karanlık değil mi? Peki burada hiç korkan bir çocuk var mı? Yok. Ağlayan birisi var mı? Hayır yok. Neden korkmuyorlar sanki? Bilmiyorum. Çünkü ışıklar açılınca burası tekrar aydınlık olacak. Bu kadar basit de ondan. Tamam, karanlıktan da korkmuyorum artık ama... Ne? Yalnız kalmaktan korkuyorum. O ne demek o? Bir gün okulun bittiğinde annem beni almaya gelmeyi unuttu. Bir dakika, bir dakika. Okulun bittiğinde annem seni almaya gelmeyi unuttu mu? Evet, unuttu. Unutmamıştır, biraz geç kalmıştır. Sonunda ben aldı değil mi? Ben bundan hiç korkulur mu? Bir kere benim başıma ne geldi biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın anlatıyorum iyi dinleyin. Arkadaşlar, bir gün okuldayım. Okuldaki herkes ama herkes evine gitti. Bir tek annem beni almaya gelmedi. Ben de öğretmenimle beraber annemi beklemeye başladım. Çok geç kaldı. Sadece ben ve öğretmenim vardı. Ama merak etmeyin, hiç ağlamadım. Ne olmuş biliyor musun? Ne olmuş? Annemin arabası bozulmuş. Evet, o yüzden de geç kalmış. Sonra geldi, beni okuldan aldı, eve gitti ve ben hiç ama hiç korkmadım. Böyle şeyler hepimizin başına gelebilir değil mi arkadaşlar? Evet. Tamam, tamam. Artık senin sayende hiçbir şeyden korkmuyorum dostum. Peki ya canavarlardan? Onlardan da korkmuyorum. Peki gök gürültüsünden? Ondan da korkmuyorum. O zaman sen de tıpkı bizim gibi korkusuz bir çocuk oldun. Evet dostum. Biz de seni kocaman alkışlayalım o zaman. Korkularımızı yenelim. Korkularımızla yüzleşelim. Her zaman cesur olalım, hiçbir şeyden korkmayalım. Korkularımızı yenelim, korkularımızla yüzleşelim. Her zaman cesur olalım,
Hiçbir şeyden korkmayalım. Hiçbir şeyden korkmayalım. Hiçbir şeyden korkmayalım. Acaba şimdi ne olacak? Merhaba. Ata? Evet. Ata sen kılık mı değiştirdin? Evet Erçin. Erçin! Sürpriz! Kudum? Evet. İnanamıyorum sen kedi mi oldun? Aynı zamanda papağan oldum. Ayrıca seni çok şaşırtacak bir şey oldum. Ne? Erçin! Hey! O ses de senden mi çıktı? Evet ben yaptım. Bir dakika bir dakika. Temizlik görevlisi amca. Öğretmenimiz. Orada tahmin etmeliydim çünkü gerçekten çok benziyordum. İyi de öğretmenimizle birleşip neden bana böyle bir oyun oynatacağız? Erçin okulumuz bitmek üzereydi. Evinde senin büyüyünce kendine güvenen, çalışkan, dostlarına sahip çıkan ve hiçbir şeyden korkmayan bir çocuk olmanı istedik. Erçin, hayatta başarılı olman için sadece okulda başarılı olman yetmez dostum. Evet arkadaşım. Arkadaşlar. Bu oyunu çok sevdim. Size çok teşekkür ederim. Bu hayatta tam 4 kapı birden açıldı. Ama ben bu kapıları kimin sayesinde açtım biliyor musunuz? Kimin? Buradaki arkadaşlarım sayesinde. Değil mi arkadaşlar? Alkışlar hepinize kocaman bir alkış. Alkış, alkış, alkış. Alkış, daha çok alkış. Daha çok alkış. Erçin tüm kapıları açtı, artık o daha güçlü. Erçin tüm kapıları açtı, artık o daha güçlü. Özgüveni yükseldi, çalışmanın önemini kavradı. Dostlarına sahip çıktı, cesur bir çocuk oldu. Özgüveni yükseldi, çalışmanın önemini kavradı. Dostlarına sahip çıktı, cesur bir çocuk oldu. Kapıları açalım, büyüklerimizi dinleyelim ve hepimiz sonsuza dek mutlu mutlu yaşayalım. Biz de kapıları açalım, büyüklerimizi dinleyelim ve hepimiz sonsuza dek mutlu mutlu yaşayalım. Mutlu mutlu yaşayalım. Mutlu mutlu yaşayalım. Kocaman alkışlar. Arkadaşlar sizin sayenizde hayatımda tam 4 kapı açıldı. Umarım sizin de hayatınızdaki bütün kapılar açılır ve umarım siz de sonsuza dek mutlu yaşarsınız. Tiyatromuzu beğendiniz mi acaba? O zaman bütün oyunculara kocaman bir alkış.